Feridun Cebanay'ın yeri mi? Evet. Burada mı kendileri? Siz kimsiniz? Biz İstanbul'dan geliyoruz. Şeref Halis tarafından. Bir emanetleri vardı, onu verecektik. Kendisi burada yok. Emaneti bana bırakabilirsiniz. Öyle bırakılacak türden bir emanet değil. Bir cenaze. Şurada taksinin üstünde. Hani nerede? Göremiyorum. Şurada. Taksinin üstünde. Sizin cenaze uçmuş galiba. Tufan abi. Tufan abi, cenaze, cenaze. Ne olmuş cenaze? Cenaze abicim. Ne var cenazede? Cenaze. Allah! Allah! Vakkas, Vakkas! Tufan abi, Tufan abi! Nereye gitti bu cenaze? Nereden bileyim abi? Düşürdük mü dersin? Abi düşürdük mü, uçurduk mu bilmiyorum ama bildiğim tek bir şey var. Başımız fena halde dertte. Gitti bizim. Hem 5 milyon hem de tabut. Ne yapalım abi? Hadi çevir şu numarayı. Çevireyim değil mi? Çevir, çevir. Düştü. Alo. Alo. İyi günler hanımefendi. Ben Umut Taksi'den Tufan. Tufan. Evet. Evet. Şeref Adis Bey'le görüşecektim. Ne? Seyahate mi çıktı? Seyahate çıkmış. Şey için aramıştık efendim. Hatırını sormak için. Hatırını sormak için aradım efendim. Evet. Şayet kendileri ararsa Niğde'ye ulaştığımızı söyleyin lütfen. Evet. İyi çalışmalar. Ne yapacağız Vakkas? Cenazemizin peşine düşeceğiz. Canım ne yaparız tek başımıza bilmediğimiz Niğde'de? Tufan abi, senin Niğde'de hani bir asker arkadaşın vardı, o bize yardım etmez mi? Yo, onu bulmak çok güç. En iyisi polise gitmek. Abi olur mu? Cenazemizi kaybettik, bize yardım edin mi diyeceğiz? Gülerler bize. Ne yapacağız be Vakkas? 4 yaşlarında üzerinde yeşil bir elbise olan kız çocuğu bulunmuştur. Görenlerin belediyeye bildirmeleri rica olunur. Bizim köyün yolları hala bozuk başkanım. Sizin muhtarın kulağı bozuk. 50 sefer söyledim yasa müdürlüğüne gitsin diye. Zafer Mahallesi'ne bir çöp bidonu aldırabilir miyiz başkan? Bu kaçıncı bidon ya? Bir çöp için çöp bidonu koyuyoruz. Siz de bidonları çöpe atıyorsunuz. İyi günler memur bey. İyi günler. Bizim bir şeyimiz vardı nasıl desem böyle. Evet derdimiz. Aa tam gününde geldiniz. Bugün sayın başkanımızın şehir halkının dertlerini dinleme günü. Üst kata çıkın. Ama hadi üst kata çıkalım Tufan abi. Hadi. Abicim orada konuşuruz ya. Hadi. Yürü. Anlatırız abi. Bundan iyi fırsat mı oldu? Şimdi ne diyeceğiz yani? Cenazeyi kaybettik, cenazemizi bulur mu diyeceğiz? Abiciğim niye demeyelim ki? Bak şimdi kaybettiğimiz cenaze Niğde'li, yani hemşerileri. Dolayısıyla Niğde'nin bir derdi sayılır değil mi? Peki, hadi bakalım. Hadi. Dolmuş duraklarını artıracak mıyız başkanım? Durakları artırmaya gerek yok. Dolmuşlar nasıl olsa istedikleri yerde yolcu indirip bindirebilecekler. Sayın başkanım. Söylesene abi. Sen söyle. Hayır sen söyle ya. Ben senden büyüğüm. Benim dediğim olur. Söyle. Hadi söyleyin sizin ne derdiniz var? Sayın başkanım biz buralı değiliz. Evet değiliz ama derdimiz... Derdiniz de nerelisiniz? İstanbul'dan geldik. Aman İstanbul'un dertlerini çözmeye benim gücüm yetmez. Hayır efendim derdimiz Niğde ile ilgili. Daha doğrusu Niğdeli bir hemşerinizle ilgili. Size bir yanlış mı yaptı? Nerede? Çağırın. Hayır. Biz ona yanlış yaptık. Kim peki? Ne olmuş? Çağırın anlayalım. Çağıramayız sayın başkanım. Çünkü gelecek durumda değil. Öyle biri yok. Öyle biri vardı ama aslında yok. Vardı ama yok olanı da yok ettik. Yani aslında biz yok olanı kaybettik. Şimdi kaybolanı arıyoruz. O bizi arayamıyor çünkü... Çünkü biz onu bulmak için size geldik. Evet işte bu kadar. Anladınız değil mi sayın başkanım? Anladı. Ya demek öyle. Evet sayın başkanım durumumuz kötü. Üzüldüm. Siz tiyatrocu musunuz? Hayır. Taksi şoförüyüz. Deminden beri ağzınızda ne geveliyorsunuz? Anlattıklarınızdan hiçbir şey anlamadım. Efendim kısacası Niğde'ye getirmek üzere İstanbul'dan bir cenaze aldık. Biraz çekindiğimiz için halıya sardık, arabanın üstüne yükledik. Teslim edeceğimiz kişinin yanına geldiğimizde bir de baktık cenaze yok. Dikkat. Bugün sabah saat 7-8 sularında orta boy bir tabut içinde bir cenaze kaybolmuştur. Görenlerin belediyeye bildirmeleri rica olunur. Dikkat. Bugün sabah saat 7-8 sularında orta boy bir tabut içinde bir cenaze kaybolmuştur. Görenlerin belediyeye bildirmeleri rica olunur. Hadi bitirelim şu işi. Cevher abi. Bak. Abi bak halıyı aldık tamamdır. Gel şu garibi gömmeyelim yazıktır. Zaten akrabaları ölümüne üzülmüştür. Bir de şimdi cenazeleri kaybolunca hepten gar olacaklardır. Hadi oradan. Adamı bavul gibi yüklemiş gönderiyorlar. Sen tutmuş ne düşünüyorsun? Aynı şeyi sana yapsalardı. Üzülmez miydin? Nasıl üzüleyim gerizekalı? O zaman ölü olacağım. Gel şunu bir punduna getirip Niğde'de bir yere bırakalım olsun bitsin. Bu kadar ölü canlısı olduğunuzu bilmezdim ha. Nereye götürürseniz götürün. Ben bu işte yokum. Hadi Erdem gidiyor muyuz? Peki. Vay canına be. Ne yufka yürekli hırsızlara kaldık. Pekala arkadaşlar şimdi siz gidin. Bir otele yerleşin. Ben sonra polise haber veririm. Çok teşekkür ederiz sayın başkanım. Sağ olun. Sayın başkanım bize çok yardımcı oldunuz. Sağ olun. Sağ olun. İyi çalışmalar. Hadi günler. Varsa bak kimse görmedi. Şunu yerde kal. Böceğe kalmıyor mu? Hadi hadi. Bekçi! Bak şurada Hasan'ın mezar var. Tamam gördüm. Tuğle, bekçi geçsin önce. En iyisi o mezara koymak. Hadi sen git kazmayı küreği getir. Üstüne toprak döksek mi? Hadi. Yazık, yağmur falan yağarsa. Buldum seni. Neyi? Asker arkadaşımı. Nerede? İşte bu gazinoda. Bu kadın mı? Yo. Arkadaşım bu gazinoda garsonluk yapıyordu. Oraya gidersek nerede olduğunu bulabilirim. Hadi gidelim öyleyse abi. Dur. Bak şuna. Ben gideyim kendim konuşayım onunla. 3 kişi olursak hem daha iyi. Cenazeyi bulmamıza yardımcı olun. Abi ben ne yapacağım koskoca Niğde'de tek başıma ya? Canım git gez dolaş ne yaparsan yap. Hah. Çorba iç, çorba. Ama Tufan abi. Tamam, akşama görüşürüz. Otelde buluşuruz. Dur abi ya. Hadi eyvallah. Hüsrev, bana bir duble getir. Olur peribaca Gülay. Sen ha? Beni dolandırmak öyle kolay değil. Sert kayaya çarptın Gülay Hanım. Bağır da seni delik deşik edeyim. Hadi bağırsana. Ne duruyorsun? Sesin mi kısıldı Gülay Hanım? Ne olur bana bir şey yapma lütfen. Hepsini Hüseyin yaptı lütfen. Hüseyin de isterse onu yaparım. Ne olur bana bir şey yapma lütfen. Bırak bu ayakları. Önce gasp ettiğin paraları ver. Bu laflara karnımız çok. Hadi. Hepsini Hüsrev aldı. Ben çalışıp ona veririm. Benim hiçbir şeyim yok. Sadece bedenim var. Ne olur. Ne olur bana bir şey yapma. Beni kalleşçe tuzağa düşürdün. O sokak ortasında yapayalnız köpek gibi bıraktın. Affet, ne olursun affet. Ben sadece bir maşayım. Hüsrev'in oyuncağıyım. Hüsrev de kör Recep'in oyuncağı. Seni affedersen beni kim affedecek? Hayır, cezanı çekeceksin. Beni rezil ettiğin gibi ben de seni rezil edeceğim. Bırakmazlar beni, hemen peşime düşerler. Hem senin için de iyi olmaz. Ne olur sana söz veriyorum, İstanbul'da kat kat ödeyeceğim zararını. Olmaz. Hem benim kimseden korkum yok. Ta buralara kadar senin için geldim. Seni ve Hüsrev'ini yamultmadan içim rahat etmeyecek. Anlıyor musun? Gülay! Kız Gülay! Ne olur çabuk saklan. Lütfen, ne olur. Çabuk, lütfen. Çabuk, lütfen. Ne o kız? Limon gibi sararmışsın. Hastayım ben biraz. Bırak bu pozları. Bu gece çok işimiz var. Ben çalışmasam yalnız bu gecelik. Beni mandallamaz. İzin günlerim var. O günlerin dışında hastalık istemem. Hem de hazırlanmamışsın. Hadi elini çabuk tut, attırma tepemi. Ne olur biraz anlayışlı olsan Hüsnü. Çok uzattın. Hadi naçla yerine, süslen, boyan. 10 dakika sonra sahneye. Ondan sonra da işe. Bugün gözüme birini kestirdim. Onu yolup doğru İstanbul'a. Hadi uzatma. Hayır, ben gitmek istemiyorum. Ne demek ulan gitmek istemiyor? Ah. Sen nereden çıktın? Ah. Piyangodan hoşaf. Ah. Yapmayın lütfen. Ah. Yapma lütfen, yapma. Hortum kalleşe çarpar, oysa fırtına silip süpürür. Yürü buradan gidiyoruz, yürü. Beni affedebilecek misin? Lakabımız boşuna fırtınaya çıkmamış. Bazen kabarıp ortalığı dağıtıyoruz. Bazen de kusura kalma. Seni yanlış tanımışım. Önemli değil. Zaten biz yanlışız. Bırak şimdi melankoliyi. Biliyor musun, sen çok iyi bir insansın. Nereden çıktı şimdi? Ne bileyim ben, yani çok iyi bir insansın, anlatamıyorum ki. Boş ver, neyse koyuz. İçki içmeyince daha bir hoş oluyoruz. Seni yine dolandırdığımı düşünme. Gitmek zorundayım. Yapmak zorunda olduğum şeyler var. Seninle birlikte olmak çok güzeldi. Kim bilir hiç ummadığım bir yerde yine karşına çıkabilirim. Gülay. Saat kaç? 9:10 geçiyor. 9:10 geçiyor. Gecikti. Şey ya, burada nerede böyle güzel çorba içebiliriz? Havuzlu köşkte. Havuzlu köşk, evet. Unutmayın bari. Abicim nerede kaldın ya? Bu ne biçim asker arkadaşı, anlamadım. Kusura bakma Vakkas. Abicim kusur mu var? Meraktan çatladım. Az kalsın böyle yollara düşüp seni arayacaktım. Canım uzun zamandır görüşemiyorduk arkadaşımla. Konuşacak o kadar çok şey vardı ki. Abi bizim de yapacak çok işimiz var değil mi? Hadi şimdi gidelim. Yalnız önce birer sıcak çorba içelim, tamam mı? Benim bir çorba Vakkas. Evet abicim hadi. Ya abicim anladık, tamam, cenazeyi kaybettik ama acıktım abi, böyle dolaşamam ben ya. Ya Vakkas, senin de aklın fikrin yemekte. Abi, kendi derdimiz bize yetiyor. İbreler sıfıra indi ama yani aç böyle olmaz ki. Hele biraz sabırlı ol. Allah Allah, şunlara bak şunlara. Harika resimler değil mi Vakkas? Bak şuraya bak. Altın yaldızdı galiba. 1000 yıl nasıl kalmış bu resimler? Abi Allah Allah. Sen asıl şu midemin sesine bak, çok acıktım ya. Açım, hadi gidelim artık. Vakkas, midenden başka bir şey düşünmez misin sen? Allah Allah. Abi ya, senin yani bu kadar tarih eser meraklısı olduğunu bilmiyordum. Taksi şoförü olmasaydın, ne bileyim rehber falan olsaydın yani. Ya bunun rehberlikle, taksi şoförlüğüyle ne ilgisi var? Bu kültür işi, kültür oğlum. Bak şunlara bak, benim askerde bir yüzbaşım vardı. Niğde'ye gidersen Gümüşler Manastırı'na muhakkak uğra derdi. İyi ki gelmişiz. Şuraya bak şuraya. Abi hadi gidelim artık. Ben çok acıktım ya. Vakkas, sana şimdi ne göstereceğim biliyor musun? Ha. Dünyada eşi olmayan tek gülen Meryem Ana'nın resmini göstereceğim. Gel Meryem. Abi bak sen bana ne göster biliyor musun? Şöyle bol sarımsaklı, bol domatesli, gülen bir Niğde kebabı göster ha. Hadi. Vakkas, Niğde'den başka bir şey düşünmez misin sen? Allah Allah. Gel benimle gel. Kültürsüz Vakkas. Bak işte, dünyada tek gülen Meryem Ana bu. Abi, o gülüyor da benim midem burada açlıktan kan alıyor ya. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şu mideni güldürelim seninle, hadi. Oh be. İçim rahatladı vallahi. Benim de. Bizim güne kalsa oracıkta gömecekti zavallıyı. Birileri bulup çıkarırlar inşallah. İnşallah. Vakkas. Şu bizim tabut çalındı mı dersin? Herhalde yani. Senin şu halı çok değerli olsa gerek. Çocukluğumdan beri hatırlarım o halıyı. Diyelim ki 80 yıllık vardır o halı. 80 yıl ha? Kesinlikle para eder o zaman abi. Duydun mu? Evet. Çaktırma. Yavaşça tüyelim. Abi, cenazeyi aldığımız evi hatırlıyor musun? Evet. Tam zengin eviydi. Belki de adamı vasiyeti üstüne çok değerli bir şeyle gömdüler ha? Olamaz mı? Belki de. Duyuyorsun değil mi? Çok aptalız. Kafamız hiç çalışmamış. Yürü. Garson. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhâkümü tekâfürü hattâ zûrtumül mağâbî. Sevabınızı işlediniz mi? İşledik. Ama sevabı yeni bir günah için işledik. Yeni bir mevzu mu var? Kaçırdığımız tabutun içinde milyonlar varmış, milyonlar. O ne demek ya? Her işte bir hayır vardır derler ya. Biz meğerse bir servet taşıyormuşuz da haberimiz yokmuş. Yok ya, anlat hele anlat. Gel bak şimdi. Vakkas. Bilmiyorum abi. Şu cenazeyi teslim edeceğimiz adamın adı neydi? Bir dakika. Şu adreste yazılıydı. Feridun Cebanay. Yerine gelmiştir, gidip bakalım. Gelmiş midir? Tabii. Hadi gidelim. Hadi. Arkadaşlar. Kaybolanlar kaybolunmaz. Gerçi Şeref bu duruma üzülür ama bir çaresini buluruz. Bir çözüm getiririz. Son umudumuz sizsiniz. Rahmetliyi severdim. Gerçi aksi bir adamdı ama yine de iyiydi. Akrabanız mıydı? Sayılır. Kızlarını büyüttü, okuttu. Hepsi durumlarını düzeltince tek tek sırtlarını döndü adamcağıza. Şanssız adammış. Sahipsiz kaldı zavallı. Peki şimdi bu tabutu kim yürütmüş olabilir? Halı hırsızlarıdır. Değerli bir şey zannettiler. Zaman zaman böyle şeyler oluyor. Biraz büyümüş gibi. Doğru mezar açtığımız emin misiniz? Ha? Ben başka mezar açacak kadar gerizekalı mıyım? Hadi o zaman açalım. Günah olur be abi. Gece vakti. Hem ben korkarım. Ben açıyorum öyleyse. Hadi kaldırın şunu. Başka yerde açalım. Hadi. Karı koca var, ısrarla sizi görmek istiyorlar. Gelsinler. Buyurun. Sen anlat Seyfe. Anlat Zehra. Olmaz, sen anlat. Efendim nasıl anlatsam bilemiyorum ki. Bizim şeyimiz çalındı. Anladım. Sizin de cenazeniz çalındı. Aa bildi. Anlaşılan bu Niğde diye bir cenaze hırsızı dadandı. Saat 12 sularında aile mezarlığından bir tabut çalınmıştır. Görenlerin... Niğde'ye cenaze hırsızlığı açısından uğurlu geldik galiba. Ne demezsin? Gece saat 12 sularında aile mezarlığından bir tabut çalınmıştır. Görenlerin belediyeye başvurmaları rica olunur. İşte Sayın Başkanım, buradan çalınmıştır tabut. Burada da bir tabut var. Vakkas! Bu bizim tabut. Hayır, bu bizim tabut. Yahu sizin tabut çalınmamış mıydı? Yerine dönmüştür belki, kim bilir? Hiç olur mu öyle şey canım? Peki siz nereden anladınız? Başkanım, bizim tabutun üstünde işaret olacaktı. Hah, işte. Bakın. Hastanenin mührü. Evet, mühür var. Açmamıza gerek yok. Artık biz de tabutumuzu alabiliriz değil mi? Tabut almanıza hiç gerek yok. Nasıl olsa gömülecek. Bekçi efendi yardım etsin. Bu işi bitiririm artık canım. Doğru ya. Peki bizim tabut ne olacak? Canım merak etmeyin, onu da buluruz. Başkanım, yardımlarınızdan dolayı sağ olun. Hemşerilerime gösterdiğiniz büyük ilgiden dolayı size teşekkür ederim. Size bir yemek ısmarlayayım. Vallahi harika olur başkanım. Bana ahtapot geliyor ya, bakın ya. Cevher, sen nerelerdeydin? Nereden çıktın? Bu tabut. Bu tabut bizim tabut ya. Dün gece buradan çalmıştık. Daha önce de şu abilerin halısını çaldık. İçinden tabut çıktı. Affedin bizi. Kendinizden teslim olmanız güzel. En azından suçunuzu hafifletin. Anlayamadığım şu, niye ağlıyorsunuz? Ben ağlamayayım da kim ağlasın abi? Çaldığım tabut sizin tabutmuş. Günnaz yengemin tabutu abi. Öldüğünü bana niye söylemediniz? Beni çok severdi. Çocukken bana inekten yeni salmış süt verirdi. Niğde tava yapardı bana. Bense vefa borcumu onun tabutunu çalarak ödüyorum. Abi nereden bilebilirdim öldüğünü? Günnaz yengem. Günnaz yengem. Ağlama Cevher. Niye ağlıyorsun? Kocaman adamsın. Ayıp değil mi? Çocuklar, bu arkadaşları karakola götürün. Akşam yemekte buluşuruz. Evet, bu burada horoz dövüşü yapıyorlar mı? Horoz dövüşü yapıyorlar. Horoz dövüşü olur. Oğlum getirin de atları. Aa, helva. Bu cenazelerden sonra bu Fertek helvasının çok iyi gideceğini düşündüm, helvayı getirttirdim. Hoş gelir, ley ley lüm lüm ley. Kasaları boş gelir, lüm lüm bize gel bize. Vakkas, başka şarkı bilmez misin? Kamyonlu, türlü şarkılardan başka şarkı bilmez misin? Ne yapayım abi ya, ben kamyoncuyum, kamyoncu doğdum, kamyoncu yaşayacağım. Ne yapayım yani, Allah Allah. İyi, devam et, sustuk işte, sustuk. Merhaba Tufan. Gülay. Sana. Sana yine karşılaşacağız demiştim. Abi kim bu hanım? Vakkas, hani benim şu meşhur asker arkadaşım var ya. Ha. Abi, şu asker arkadaşının bir kız kardeşi falan yok mu hani? Vakkas, Vakkas. Tanıştırayım. Asker arkadaşım Gülay, tır şoförümüz Vakkas. Kaza oldu galiba. Abi ben bir bakayım. Geçmiş olsun, yardımcı olabilir miyim? Olamaz! Hortum Hüsrev bu! Dur Vakkas! Hayır! Hayır! Vakkas! Vakkas kardeşim! Katil! Öldüreceğim seni! Kalleş! Kalleş katil! Öldürdün onları! Öldürdün onu! Kalleş! Öldürdün onu! Kalleş! Kalleş! Tufan abi! Öldürdün! Tufan abi! Tufan abi kalk! Ha? Tufan abi, ha? Ne oluyorsun ya? Ha? Vakkas! Vakkas! Sevgili kardeşim benim, yaşıyorsun, yaşıyorsun. Bayram değil, seyran değil, Tufan abi beni niye öptü ya? Vakkasım benim, kardeşim. Yaşıyorum, canım. Yaşıyorum, evet. Çalınmamış. Çalınmamış işte. Burada. Sen de yaşıyorsun. Evet abicim ama buradaki yaşamıyor. Biraz daha oyalanırsak sıkıntıdan patlayacak. Çok geç kaldık abicim, hadi gidelim. Yaşıyorsun be Vakkas kardeşim. Arslan kardeşim. Evet abi, bunda garip olan ne? Boş ver Vakkas, sen anlamazsın. Peki abicim, hadi şimdi benzin alalım. Alalım. Kaç kilometremiz var? Hiçbir şey kalmadı. ...150 bin lira. Al bakalım 250. Hadi eyvallah.